Efendim Akustik Aynaya hoş geldiniz. Bugün konumuz In Hoodies. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Güzel bir set oldu. Çok iyi şarkılar dinledik. Çok güzel bir sound vardı. Albümlerin soundları da her biri özenle çalışılmış. Üzerinde ciddi anlamda emek harcanmış soundlar. Böyle hadi bugün de yepyeni bir şarkı yapayım deyip yayınlanmış şeyler değil. Üzerinde ciddi anlamda emek olan ve zamansız dinlenecek şarkılar yani. Bugüne ait değil sadece. Her güne ait olabilecek şarkılar bence. O yüzden ben iyi bir dinleyicinim. Ve çok teşekkür ederim. Sağ olun. Keyifle dinliyorum gerçekten. Kendi müzik yolculuğunu birazcık anlatır mısın? Bir şarkı yapmaya karar verdiğinde nasıl başlıyor, nereye gidiyor konu? Aslında böyle belirli bir an değil, hep işte yaşarken şarkıların tohumları atılıyor gibi aslında. Duyduğunuz şeyler, yani benim için en azından öyle, duyduğum şeyler, okuduğum şeyler, özellikle izlediğim, gördüğüm şeyler hepsi bir şarkıda bir gün yerini buluyor gibi. Hiç böyle şarkı yapmaya oturup yapmak, hani onun için çabalamak gibi olmuyor. Daha çok etkilendiğin, seni şekillendiren şeyler bir gün şarkılar olarak ifade buluyor gibi geliyor. Benim için öyle. Bir yandan şarkılarını yazdığın dille yaşadığın dil arasında bir fark var gibi bir his. Sende yani dışarıdan bakınca öyle bir hisse kapılmak için son derece mümkün. Bu taraftan bir şeyler anlatmak ister misin? Şarkıların, yani sözlerin İngilizce olmasıyla ilgili mi? Yani şöyle oluyor. Günlük hayatta tabii ki işte burada yaşıyor olmak kaynaklı daha çok Türkçe konuşuyor oluyorsunuz. İşte ana diliniz o falan. Ama etkilendiğiniz şeyler, daha beslendiğinizi düşündüğünüz şeyler en azından başka bir dilde olmuş oluyor. İşte o filmleri seviyorsunuz, o kitapları okuyorsunuz, o dizileri izliyor oluyorsunuz, o müzikleri dinliyorsunuz. Sanırım o da o dilde ifade buluyor oluyor benim için. Dinleyicilerle bu noktada aranda nasıl bir şey kuruyorsun? Yani dinleyiciler ne diyorlar bu konuyla ilgili? Yani büyük çoğunluk işte Türkçe söylemeyecek misiniz ya da Türkçe bir şarkı yapmayacak mısınız falan diyor. Ben de hani becerebilirsem, yapabilirsem tabii ki isterim diyorum herhangi bir dilde. Ama muhtemelen işte daha çok etkilendiğim, büyürken dinlediğim müzikler bende bu tür melodik yapıyı daha çok çağrıştırıyor ve o melodik yapı yani mırıldansam bile sonunda İngilizce evriliyor benim için. Ama hani Türkçe şarkılarda söylemeye çalışıyorum. Yapmaya çalıştığım da oldu ama hiç böyle yayınlanacak seviyede içime sinen bir şey ortaya çıkmadı. Hani bir gün yapabilmek istiyorum. Ama o bir kopukluk yaratıyor tabii. Bir albümü hazırlarken onun artworkleri, insanların onu gördüklerinde, ilk karşılarında gördüklerinde bir dijital platformda da küçük bir karenin içerisinde de olsa ya da bir plak gördüklerinde onun kapağında hissedecekleri şeyleri düşünmek gibi bu konunun her tarafına dair aslında tüm elementleri bir araya getirmek ve bunu çok büyük bir zevkle yapabilmek gibi bir durumun içerisindesiniz bence. Nasıl bir yoldan geçiyorsunuz peki artworklerle ilgili filan? Kolaborasyonlar oluyor çünkü sürecin içerisinde. Aslında şarkı yapmakla ilgili olan şey gibi nasıl işte görsel müziği etkiliyorsa müzik de görseli etkiliyor. Dolayısıyla bir şarkı için uğraşırken ya da bir albümde şarkıları bir araya getirirken sürekli gözüm arıyor oluyor muhtemelen. Hani nasıl ifade edilebilir diye. İşte etkilendiğim insanlar oluyor. Ve eğer hani o üretim süreci devam ediyorsa onlarla konuşarak bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Benim için hani ses tarafı neredeyse görselle denk gidiyor diyebilirim. Bu noktada beğendiğin, çalışmak istediğin artistler kimler? Kimlerle beraber çalışıyorsun? O kadar çok insan oldu ki yani özellikle böyle şarkıların tema alındığı sergiler yaptığımız için zaman içerisinde ya belki 100 farklı sanatçı farklı formlarda iletmişlerdir hissettiklerini. Ama albüm kapağı noktasında en son işte burada etrafımızda olan maketleri Murat Güzelgün yaptı. Hem albümün işte temasına çok uygun duygularla ürettiği şeylerdi bence. Ev, yaşadığımız alanın deforme olması, o deformasyonla duygularımızın da aslında bir şekilde başkalaşıyor olması, sürekli yeni bir şeye, her gün yeni bir duruma adapte olmaya çalışıyor olmamız,
onun bu fiziksel olarak ortaya çıkardığı eserler bence albümdeki sesi ve sözleri çok doğru besliyordu. Ondan bir önceki albümde de Ethem Onur Bilgiç bir kapak illüstrasyonu çalışmıştı. Bir yandan söylediklerinde şunu görüyorum. Bir şeyin o kadar hızlı değişmesi ve insanların adapte olması aynı zamanda bir şeyin ne kadar altını doldurduğumuzu da değiştiriyor. Ya da yani bugünlerde böyle okuduğumuz haberler ya da dinlediğimiz şarkılar ya da izlediğimiz filmlerle alakalı neyi neye göre seçtiğimize dair aslında böyle nasıl bir pet izlediğimizi, nasıl bir yol izlediğimize dair benim net bir fikrim yok. Sen yeni bir şeyleri dinlerken ya da izlerken, seçerken neye bakıyorsun? Yani şeyi söyleyeyim. Ben hani çok tercihe dayalı yaşadığımızı zannetmiyorum. Daha çok işte etkiye dayalı, yönlendirmeye dayalı yaşadığımızı en azından mevcut zamanda öyle olduğunu düşünüyorum. İşte hep bir şeyler bu iyi deniyor, bu o kadar iyi değil deniyor. Bu şu duyguya uygun deniyor. İşte yemek yerken bunu dinlerseniz daha iyi, koşarken bunu dinlerseniz daha iyi falan gibi. Böyle her şeyin taglendiği, zamana bölündüğü, etiketlendiği bir düzen oturuyor gibi. Mutlaka değişeceğini düşünüyorum tabii ki. Ben yani yazılı şeyleri genelde takip ediyorum ve hani benimle ortak hissettiğini düşündüğüm insanların fikirlerine değer veriyorum. Yani benim için en önemli şey o noktada hani insani temas. İşte sizin demeniz ki bu albümü dinler misin? Ya da bence bunu sen seversin demeniz. Ya da ona ilişkin böyle besleyici bir şey okuyor olmam, derinliği olan bir şey okuyor olmam. Yoksa hani her gün işte tonlarca şey önümüze çıkıyor. Çoğu tercihimizde değil. Onu olabildiğince tercihe dayalı tutmaya çalışıyorum. Güvendiğim, anladığım, işte temas ettiğimde bende bir şeyler hissettirebilen şeylerle ilerlemeye çalışıyorum. Bu aralar neler dinliyorsun mesela? Buradaki yeni müzikten mesela Make Mama Proud çok etkiledi beni. Cava Grande'nin son işleri böyle tekrar tekrar dinledim. Global'de mesela Gorillaz'ın bu Song Machine projesi çok hem ilham verici hem ilk şarkı böyle çok hoşuma gitti gerçekten. Defalarca dinledim. Bir de tabii yani şöyle bir yapım var. Sürekli geçmişte dinlediğim şeylere geri dönen belki yapı değildir, belki yaşla da ilgili bir şeydir bilmiyorum ama sürekli ona, o dönemlere geri döndüğüm ve işte çünkü müziğin o şey özelliği var ya, biraz koku gibi hani sizi o anlara, o döneme geri götürebiliyor. Artık o iletim neyse işte vücudumuzdaki, beynimizdeki hani büyürken dinlediğim, 5 sene önce dinlediğim, 10 sene önce dinlediğim şeylere hep geri dönüyorum. Yani yeni müzik dinlediğim kadar belki daha fazla. Belki daha fazla olabilir. Eski demeyeyim de benim daha önceden dinlediğim müziği sürekli dinliyorum aslında. Evet, bence şarkıların çıktığı yıllarla alakalı değil de senin onu dinlediğin yıllarla ilgili. Evet. Şeyler yani zamansız şarkılardan tabii ki bahsediyorum. Bazıları belirli bir dönem için o döneme uygun ve o dönemin soundlarıyla yaratılmış ve yine bir ihtiyacı karşılayan ürünler olabiliyor ama bazen de gerçekten yani işte ne bileyim 1974 yapımı bir parça 2020 yılında birinin çok ilgisini çekip hayatını değiştirebilir bir parça olabilir. Ben de şeye inanıyorum. Belli bir yaşa geçtikten sonra gördüğüm, öğrendiğim şeyleri eskiden gördüğüm ve öğrendiğim şeylerden daha az hatırladığımı düşünüyorum. Yani geleceğe son olanı daha çok hatırlamıyorum yani. Evet. Önce olanı daha çok hatırlıyorum gibi hissediyorum. Bir de şey anlamında geri dönmek de hoşuma gidiyor. Aynı dediğiniz gibi düşünüyorum ama bir de şu taraftan da ihtiyaç duyuyorum. Sanki kim olduğunuzu, nasıl şekillendiğinizi hatırlatan bir bazı tarafı duyguları, da oldu. Bazı şarkıları atadık. Evet. Orası gerçek. Evet. Ve o nedense yani ufaklığımda dinlediğim, yani ufaklığım dediğim işte 16 ile 19 yaş arasında dinlediğim şarkıların tamamı beni gerçekten o güne zınk diye, evet ben burada bunu yaşamıştım. Ki hani böyle bir yere gittiğimde falan yanlışlıkla öyle bir şarkıya denk gelirsem ortamdan izole olup sadece o anı düşünebilen bir insana dönüşebiliyorum. Hatta yani benim için de böyle öyle çok belirli şarkılar, genelde albümler var. Bazen o duygu kaybolmasın diye uzun süre dinlemiyorum özellikle mesela. Çok dinlersem o beni o tarafa geri götürmeyi bırakabilir. Hani alışırım artık falan gibi. Mesela bir sene dinleyip sonra tekrar
daha o da o zamanı öyle hatırlayayım tekrar falan diye beklediğim oluyor. Ben geçtiğimiz iki hafta evliliğinde sanırsam ilk araba kullanmaya başladığımda 19 yaşındaydım. O zaman arabada dinleyebilmek için kendim karışık CD'ler yapardım. Hı-hı. Çünkü tek yöntem buydu. Arabada istediğim müziği o anda istediğim şekilde dinleyebilmenin streaming öncesi bu. Ve o böyle bir sürü şeyin içerisinde duruyordu onlar. CD packlerinin. Evet. Ve açtım onları, sırayla onları dinlemeye başladım. Öyle bir arşivcilik mantığım varmış ki şöyle şeyler var. A'dan C'ye üzerinde yazıyor. Hı hı. A'dan C'ye ismi A ile C harfi arasında başlayan bütün şeyler, şarkıları bir CD'ye sığdırmışım. MP3 yapmışım CD'yi. Ve onun içerisinden sonsuz sayıda "Aa" dedim, ne acayip bir şarkıydı da oldu. Ama bir yandan maalesef bazılarını o kadar çok tekrar tekrar dinlemişim ki yeni bir şey bulamıyorum ya. Neyi unuttum ben? Hangi parçamı oralarda bırakmışım diye. Çok acayip bir yolculuktu ve aşırı keyif aldım gerçekten. Ya, siz onu deyince şey hatırladım. Ben de yani o yaşlarda işte 18-19 belki 20'dir. Sürekli tekrardan bir kabus görüyordum. O da o CD packlerimin çalınmasıydı. Öyle yani hani insan neden hani ondan yani o büyük bir korkuymuş demek ki işte. Hastalık, ayrılık bilmem ne, işte okul, başarısızlık öyle şeyler değil. Onun çalındığını görüyordum mesela. Hani. 80 CD'lik bir paketim vardı benim. Sonra de büyükleri oldu böyle hani klasörler. Benim öyle tersi gitti çıktı. Öyle. Şu anki korkum benim başıma geldi. Şeyde çalındı gerçekten. Oto yıkamaya verdiğimde içinden aldığımda şey bu içinde yoktu artık CD pekim. Artık müzik zevkimi mi beğendiler yoksa CD pekim içimi çaldılar onu bilmiyorum ama bayağı şeydi. Bayağı üzülmüştüm gerçekten. Sonra ciddi bir çabayla tekrar hepsini geri getirmeye çalıştım. iPod'umu hala saklıyorum, mini iPod'umu. Onun içindeki şarkılar olduğu gibi duruyorlar. Çok fazla değiller çünkü o zamanki şey storage o kadar yüksek değil ama. Şey de harika değil mi? O kendi listelediğiniz veya işte o albüm sırasına göre kulağınızın bekliyor olması, doğru, beyninizin bekliyor olması. Bundan sonra bu çalacak durumu. Doğru. Albümdeki işte 6. ve 7. şarkıyı bilmek. Evet. Yani direkt ben mesela albümleri kendim bolca sıralandırdım. 5 ile 6'yı önce dinleyelim, sonra 1'e dönelim. Hı hı. Yani bence başlangıç çünkü burada olmalı. Benim hikayem öyle gibi. Çok zevkliydi ya. Maalesef bugünlerde daha çok tek şarkılar dinleniyor. O bile pek dinleniyor. Onların bile ilk 30 saniyesi daha çok dinleniyor. Doğru. İlk 5 saniye geçebilmek bugünkü dünyanın en önemli konularından bir tanesi. Yani dikkat aralığın nerede? Üzerine tabii kurulu bir soruya cevap bulmaya çalışıyorsun. Hı hı. Ve mesela örnek veriyorum. Herhangi bir şarkının başına iki tokat sesi koysak mesela daha çok insanın ilgisini çekebilir yani. Evet. Çünkü yani bir yandan genel olarak farkına varmadığın bir şey arıyorsun. Hani sonrasında ne olduğuna şans var. Bu streamingde şeyi soloları geçen insan güruhu meydana geldiğinden beridir. Ki yani ben mesela kendim şeyi bilirim yani kendi dediğim şarkıların sololarını da mırıldanabilir şekilde ezberlerdim ki bazen konserlerin en kötü anlarıydı benim için. Aynı sola çalınmazdı, aynı sola çalınmayınca mesela kendimi daha kötü hissederdim o zaman. Şeyi hatırlıyorum ben de böyle çok şey bir konu oldu ama hani ah ne günlerdi falan gibi oldu ama. Evet, oraya döndüm. Ama şeyi hatırlıyorum yani mesela solo'ya geliyor, solo bitiyor. İşte CD player'da baş almayı sabit tutarak hani belli bir saniyeye sağdım geri alıyordu. Ben. Solo'yu tekrar dinleyip, sonra tekrar dinleyip falan öyle yapıyordum. Şarkıyı en başına almak değil, solo'yu tekrar tekrar dinlediğim oluyordu. Evet, insan davranışı hızlı değişiyor gerçekten. Ama dediğiniz örnek çok doğru ya. Mesela tokat sesi ya da başka herhangi bir ses ya da işte bir hakaret sözü, her neyse. Yeter ki işte ilgiyi sağlasın gibi oluyor. Dolayısıyla hani en masum şey şuna dönüşüyor. Hani ilgi işte 10 saniye, 5 saniye, 35 saniye, hook en başta olmalı işte. Korusu en başta olmalı. Düşünsenize işte bugün Cure çıksa gerçekten işte ne bileyim Brighton'da 4 çocuk kayıtlar yapsalar ve işte bir label'a götürseler ya da kendileri evlerinde yayınlamaya çalışsalar ve Spotify'a yüklense. Hani o kadar büyük ihtimal ki bize ulaşmaması. Doğru. Doğru. Yani 6 dakika intro olacak mesela. Hani imkansız yani anlatabiliyor muyum? Yani çok talihli bir şeyin olması gerekir yani hani bir ekstrem bir olayın olması hani keşif gibi bir şeyin olması ve büyümeleri gerekir. Şarkının başına bir şey gelmesi gerekir yani dünyaca ünlü biri
parmakla evet, gösterecek şarkının falan. Başına bir şey gelmesi evet, çok yani, çok iyi ifade. Evet. Gerçekten öyle yani, şarkının başına bir şey gelecek. Çünkü nedenini bilmediğim şekilde sabırla alakalı çok ciddi problemlerimiz var zaten. Hı-hı. Ve yani bunu sosyolojik olarak araştırılması lazım. Ben kendim de mesela aşırı sabırsız biriyim. Hı-hı. Ama şu kısım herhalde çok iyi öğrendiğim şeylerden biriydi. Bence müzik dinlemek başlı başına bir aktivitedir. Hı-hı. Mesela bilmem ne yaparken müzik dinlemek gibi bir şey ya da bilmem neyle uğraşayım o sırada, hı-hı, yanında da müzik çalsın. O benim mesela müzik dinleme tarzım değil. Bence müzik, oturursun karşısına ve dinlersin. Yani tek başına, başlı başına yapılması gereken bir şeydir. Yok, çok güzel. Şimdi bunu yapmayınca o zaman zaten ne dinlediğinin o kadar da bir önemi yok ki. Bir yerden sonra çünkü öbürüne odaklanacaksın. Ve bence insan çoklu işlem yapabilen bir varlık değil. Yani aynı anda üç şeyi yapamayız. Dikkat ederek. Hı hı. Evet, motor hafızası araba kullanırken müzik dinleyebilirim. Bu mümkün. Ama zaten birini düşünmüyorum. Hı hı. Ama iki tane düşündüğüm şeyi aynı anda yapayım. Mesela bir şeyler yazıyorum. Aynı anda da müzik dinliyorum. Ben mesela şarkı sözlerini oraya yazarım. Çünkü kafam şarkıya gider. Daha fazla ona şey olduğum için. Dikkat edebildiğim için. Ama bunu mesela iddia eden, bu ikisinin aynı anda yapılabildiğini iddia eden ve benim kesinlikle anlayamadığım ve hayranlıkla takip ettiğim insanlar var. Ben hiç yapamıyorum. Yani birkaç şeye konsantre olabiliyorum aynı anda. Birkaç diyaloğu da dinleyebiliyorum. Ya da müzikteki işte çok katmanlı şeylere ulaşabiliyor kulağım, zihnim. Ama mesela müzik dinliyorsam yolumu kaybediyorum arabada. Gidiyor yani, başka bir yere gidiyorum falan. O başka bir yere gitme bende de var ama sonra dur ya, buradan geçiyorum. Dönüp müzik oluyor evet. İşte motor hafızasını ben o yüzden çok seviyorum. Yani mesela eve hep de şey diyorlar ya, yaratıcılığını tetiklesin, eve her gün başka bir yoldan gidin filan. Ben her gün aynı yoldan gitmeye çok okuyayım çünkü o sırada zaten başka bir şey düşünüyorum yani. Ama şey, ne kadar böyle tuhaf bir örnek değil mi? Yani müzik dinlemek başlı başına bir eylemken, hani kendini vererek, alabileceğini alarak, hani çünkü duygusal bir şey ya, bir iletim. Hani işte elektrik gibi düşünelim. Şu an hani konser izlemek ya da konsere gitmek ya da işte böyle popüler tabirle o deneyim bile tek başına bir şey değil ki. Hani ya müzik işte dinlerken bir şey yapmayalım mı geçelim? Hani konser dinlerken bile bir şey yapmıyor değiliz ki hani. Burada bende şey oluyor. Bazen bazı mekanlarda yani gerçekten konseri sadece dinleyebildiğin mekanlar var. Hı hı. Ve bir de bunun yanında hani sen bir şeyler yapmaya gidiyorsun. Canlı müzik var, mekanlar var. Hı hı. O ikinci şeyde, seçenekte bazen ben sahnedeki kişiler için, müzisyenler için müthiş derecede kendimi kötü hissettiğim için orada duramıyorum. Çünkü beni rahatsız ediyor. Mesela müthiş bir solo var orada ve biri büyük kahkahalarla gülüyor. Hatta işte elindeki bardakları birbirine, ben bu arada ritme uymayan her şey beni aşırı rahatsız ettiği için oralarda durmakta birazcık güçlük çekiyorum. Tamam. Zor bir hikaye. Konserler nasıl geçiyor? Son zamanlarda daha güzel geçiyor. Burada yaptığımız gibi işte üçlü formda Yasemin'le, Zeynep'le çıktığımız setler böyle beni çok mutlu eden setler. Tabii daha büyükçe sahnelerde işte 5 kişi 6 kişi olduğumuz oluyor. Onlar biraz daha gürültülü, daha enerjik, işte davulun, işte sert elektrik gitarların basımı falan da eklendiği setler oluyor ama genel olarak mutluyum konserlerde çıkan sesten, insanların tepkisinden. Bence çok güzel bir sound oluşturmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Yani nasıl söyleyeyim? Hem çok özenli duyuluyor hem de gerçekten onun havasına girmek, onun içerisinde yüzmek ve kendini orada kaybetmek çok mümkün. Ben bölümü paylaşırken kendim neden Inhudi dinlemeli bence yazacağım. Ama sana da bunu sormak isterim. Sence neden Inhudi dinlemeli biri? Ben işte müzik bende ne yapıyorsa, müzik bana ne yapıyorsa, müzikle benim iletişim neyse kendim de öyle üretmeye çalışıyorum ve öyle paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden çok özeniyorum ve gerçekten çalışıyorum üzerinde. Yani bir hayli çalışıyorum. İşte herkesin de çok katkısı var. Sahnedeki arkadaşlarım, beraber stüdyoya girdiğimiz arkadaşlarım. Neden insan müzik dinlemeliyle aynı şey bence. Çünkü duygularının bir ifadesi o müzikte olabilir. Sana iyi gelecek şeyler o müzikte olabilir. Seni başka bir yere götürebilecek, işte sinema gibi. Sana kısa bir süreliğine başka bir hikayeyi, başka bir hayatı, başka bir zamanı, oranın penceresini açabilecek bir şey sunabilir.
benim de yapmaya çalıştığım şey o aslında. Kendi hissettiğim, gördüğüm, tanık olduğum, duyduğum şeyleri çok katmanlı bir şekilde iletmeye çalışmak. Belki o şey birisinde bir karşılık buluyor. Ve böyle iletişim sağlanıyor. Benim müzisyenlerle, müzikle kurduğum ilişkiyi şimdi müzik yaparak bir başka insanla, dinleyici olmasını umduğum insanlarla yapmaya çalışıyorum. Umarım yapmaya bolca devam edersin. Yani teşekkür bolca ederim. Yeni eserler üretirsin. Bir sevdiğim soru seti var. Michel Proust'un sorduğu sorular bir anketin içerisinde. 188 soruluk bir anketin içerisinde. Birkaç soru. Benim hoşuma gidiyor. İnsanların cevap verdiğindeki cevaplarını merak ettiğim sorular bunlar. Şöyle ki, en sevdiğin kelime? Blues kelimesi çok hoşuma gidiyor. En sevmediğin kelime? En sevmediğim kelime. Mesela en diyemem ama bu aralar aynen sözü çok rahatsız ediyor. En sevdiğin ses, neyin sesinden çok seviyorsun? Burada biraz Tom Waits aklıma geliyor. Böyle bir piyanonun merdivenden düşme sesi dediğinde yıllardır unutmadığım bir şey. Ve bir orkestranın kendini akord etmeye çalıştığı sesler, o bozukluktan ortaya çıkan sesler benim için harika. En sevmediğin ses? En sevmediğim ses. Genel olarak insanların birbirine bağırması, yani insanın öfke ifade ettiği yüksek sesli durum. Yani o şey, sinirli insan sesi sevmiyorum yani. Şu anda yaptığın mesleği yapmıyor olsaydın ne yapmak isterdin? Şu anda yaptığım şeyi yapabilmenin yollarını arıyor olurdum muhtemelen. Çünkü benim için müzik öyle gelişti. Böyle yıllar önce bir Joy Division incelemesinde okumuştum. Demişlerdi ki işte ya sanki sahnede olmasa, yani o şarkıyı söylemeyecek olsa ölecekti gibi bir ifadeydi. Sanırım genel olarak sanatsal ifade öyle olduğunda çok içten ve gerçek oluyor. Başka şansınız yok gibiyse, yani onu yapmadığında, orada olmadığında nefes alamıyor gibiysen yapılıyor. Hele ki hani bizim çevremizdeki çabaları göz önüne bulundurduğumuzda hani herkes der ya, yani hiç mantıklı değil falan gibi. O yüzden muhtemelen nasıl yaparımın çabasında olurdum. Ne olmak istemezdin? Ne olmak istemezdim? Meslek gibi değil mi? İnsanlara zarar veren şeyleri yapmak istemezdim. Mesela ister istemez zarar veren meslekler var. Hani kimseyi küstürmek istemem ama öyle şeyler yapmak istemezdim. Yani mesela ne gibi? İster istemez zarar veren meslek. Yani ben birkaç tane aklıma geldi de bir tane değil. Evet, yani hani mutlaka bir tarafın canının yandığı meslekler evet, evet. Var mesela. Doğru. O çok zor. Peki. Ne seni heyecanlandırır? Böyle gece sessiz, yani işte ne bileyim, çoğu insanın uyuduğunu düşündüğüm anlarda aklıma gelen bir fikir çok heyecanlandırır. Ve herkes kalksın isterim. Çok iyi. Kimse de kalkmaz. Ne tam tersi? Ne seni kapatır? Ne beni kapatır içime? Yani çok zorlanıyorum cevap vermekte. Umarım böyle yavaş olması sorun olmuyordur. Ne beni kapatır? Ve tıkandığımı hissetmek, ilerleyemediğimi hissetmek, engel olamadığım şeyler çok içime kapatıyor. İletişim kuramamak birisiyle, yani hissettiğim şeyi, derdimi anlatamamak çok böyle, nasıl diyeyim? Yani beni kapatıyor, kendimi dolaba kapatıyorum, dolabın üstteki kilit kapatıyorum, o dolabı eve koyuyorum, eve alarm koyuyorum falan. Hani tamamen kesiliyor yani o şey benim için. Eğer bir cennet varsa onun kapısında Tanrı sana ne desin istersin? Bu şarkıyı sen mi yazdın? çok iyiymiş, çok hoşuma gitti. Ya ama tabii ki o şarkı yok da hani isterdim. Çok iyi. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Yanlış geldin dememesini isterdim. Mesela hep her şeyin aksini soruyorsun. Hani bir öyle mi? Böyle evet, mi? Evet. Ne dememesi isterdim? Bir tek nedense ya, bu soru tek evet. Bu arada bu testte. Yanlış geldiniz demesini istemezdim mesela hiç. Çok iyi.
Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim gerçekten. Çok iyi bir performanstı. Bayağı bayıla bayıla dinledik burada. Ekipçek. Günümüzü gün ettiniz yani. Umarım seyircilerimiz de bolca dinlerler. Onların da hoşuna gider. InHoodies'e arkadaşlar her yerden ulaşabiliyorsunuz. Tüm mecralarda InHoodies'i bulabilir durumdasınız. Bizi de biliyorsunuz ki her mecrada bulabilirsiniz. İnşallah nice programlar yaparız. Umarım. Çok isterim. Ben yani burada emek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Hem emekleri hem sabırları, hem destekleri için çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz.